Cemaat Üçkale Camii'nde mahsur kaldım ilaç gecesinde. Şu anda bütün araçlar su altında. Maalesef. Miraç gecesinde böyle bir olay yaşandı. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Evet, gördüğünüz gibi evet, araçlar su altında. Cemaat camide mahsur kaldı. Kepçe çıkartmaya çalışıyor. Evet, ileride şu anda tamamen suyun altında kalan 6-7 tane araç var ileride. Su gitgide yükseliyor. Birinci katını aldı, ikinci kata doğru. Evet, cemaatimiz mahsur. Kepçe yardımıyla cemaatimiz çıkarılmaya çalışılıyor. Evet. Allah'ım şu gün mübarek Miraç gecesinde yardımcımız olsun. Evet, şu anda ileride 4-5 tane araç tamamen su altında kaldı. Artık gözükmüyor. Evet, cemaatimiz camiden çıkarılıyor. Böyle giderse bir saat içinde caminin tamamen üst katını da su alacak. Evet, gördüğünüz gibi cemaatimiz camiden çıkarılıyor. Kepçe yardımıyla. Cemaat gördüğünüz gibi caminin içi tıka basa dolu. Evet. Su tam oraya çıkmadan cemaatimizi kurtarmamız lazım. Herkes seferber. İşte burada araçların olması diğer iş makinelerinin girmesini engelliyor. Onun için hızlı çalışılamıyor. Evet. Evet, önde araç. Evet, şu anda gördüğünüz gibi. Bu arabanın sahibi şey değilse anahtarı olur. Sabah namazından beri hiç durmadan yağıyor mübarek. Her yerden su çıkmaya başladı. Her taraf su. Haydi oğlum, haydi.
Var ya o arabayı çıkarmıyor ama motor su aldığı için gitmiyor araba. Evet. Evet. Evet bir arabayı ama motor su aldı bak. Motor su aldı. Bayan cemaatimiz de var. İlk bayanları çıkarmaya çalışıyorlar ilk. Evet. Burası inmemişti. Geç saatlerde bu dağ yerinden oynamış. Resmen dağ yerinden oynamış. Evet. Bir kayanın büyüklüğü bir ev kadar. Bulunduğum kaya, aslında tehlikeli bir iş yapıyoruz. Kayanın üstündeyim. Size Heyla'nın boyutunu göstermek için ta şu deredeki kayalardan başlıyor. Evet, şu dağ yerinden oynamış. Koskocaman bir dağ. Allah'a şükür ki can kaybı olmadı. Evet. Dehşet bir şey. Akıl almaz. Ve şu anda gördüğünüz şu dağın arkasındaki kayalarda oynamış. Artık düşecek gibi yani. Arkası oynamış. Bununla kalmaz. Şimdi Kaynarca, Balcı yolu kapalı. Benim de köyüm Kaynarca. Artık buradan günlerce ulaşım sağlanamaz. Başka alternatif yol çalışmaları denenecek. Çünkü yukarıdan gelme tehlikesi var kayaların. Burasını temizlediği zaman devlet şu kayayı kaldırdığı zaman arkası gelecek. Onu kaldırdığı zaman arkası gelecek. Birbirini tutuyor şu anda. Evet. Rabbim beterlerinden korusun. Ama gerçekten dünden bugüne yaşadıklarımızın boyutu çok büyük. Dün biliyorsunuz canlı yayını yapmıştım. Camimiz su altında kalmıştı. 10-15 araç su altında kalmıştı. Yine can kaybı yok hamdolsun. Gece de burası işte bizim köyün işte yolunun devam ettiği şu karşıdaki evlerin arasından gidiyor yol. İşte buralar komple artık heyelan bölgesi oldu. Aşırı yağışlar bu dağı da yerinden oynattı. Çok enteresan bir şey. Şurada ahır var. Şu büyük kaya tam ahıra dayanmış durmuş direğin orada. Hayvanlar vardı. Hayvanlar telef olmadı. Birkaç metre ilerisinde de yerleşim alanları var, evler var. Ama şu gördüğünüz şu dağ komple oynamış durumda. İşte kimi oynayan kayalar hareket edip heyelan oluyor. Kimisi de şu gördüğünüz şu karşıda bakın. Düşecek. Düşecek. İnşallah nasıl bir devletimiz buna çare bulacak onu da ben bilmiyorum. Yetkililer gelip değerlendirme yapacaklar. Ta aşağıya şu kayaların dereyi kapattığını düşünün. Arkada oluşacak gölet daha sonra patlayınca selin boyutunu siz düşünün artık. O açıdan bu kadar büyük boyutta olaylar yaşasak da, heyelanlar görsek, seli görsek de yani can kaybının olmaması gerçekten bizim için tek sevindirici bir durum.
Arkadaşlar merhabalar tekrar. Evet, iki gün süren yoğun yağış sonucu özellikle Borçka'da çok büyük etkisi oldu yoğun yağışın ve şu karşıda gördüğünüz yer koptu. Şurada bir bina vardı. O bina gelen heyelana dayanamadı ve o heyelan aslında oradaki ağaçları da kopararak geliyor. Ve buradaki binayı yıktıktan sonra bu derenin önünü kesiyor. Bu derenin önünden bulunduğum yerin üstündeki duvarı yıkarak, yatırarak buraya görüyorsunuz yıkmış. Şuraya kadar geliyor ve şurada o binaya ait duvar var. Buraya kadar gelmiş ve o ağaçların kökleri de sevgili dostlar burada. Gördüğünüz gibi yani bu şu duvar bunun üstündeydi. Bunun üstünden oraya gitmiş ve buraya dev bir taş gelmiş. Bakın şuradan gelen taş ve karşıdan gelen ağaçlar buraya bütün heyelanı, kayaları rüsubatı getirmiş. Burada da bir yine atölye var. Ağaç biçme atölyesi ve bu burada kocaman işte gördüğünüz gibi beton perdenin yıkılışı sevgili dostlar yıkmış. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar yani inanın öylesine bir heyelan ve öylesine bir su taşması olmuş ki düşünün buradaki perde betonu kağıt gibi söküp atıyor ve şu karşılara kadar götürüyor. Burası Borçka'nın çıkışı Hopa yolu üzeri sevgili dostlar. Yeni Yol Mahallesi'ne ait burası da. Gördüğünüz gibi buradaki atölye de büyük bir zarar görmüş. Makineler zarar görmüş. Az önce yukarıda da çekim yaptık. Orası da büyük zarar görmüştü. Görüyorsunuz yıktığı duvarları ve buraya gelen pasaları. Hakikaten burası daha önce de yine sel altında kaldı. Ve bu yüzden o yüksek duvarlar yapıldı. Yani bu su buraya atlamasın diye ama duvarı da yıktı. Görüyorsunuz neyi anlattığımı size daha iyi anlatacağım. Şurada bir beyefendinin durduğu yer arkasındaki yükselti işte bu duvarın boyuydu. Sevgili dostlar onu aşıyor. Bak, bakın göstereyim ben size. Bu yaklaşık olarak 1,5-2. Şu kısım tamamen yıkılmış. Yıkılan kısmı kalmış zaten işte. Dolayısıyla burası komple hem de şuradan ta karşıya kadar yıkmış ve buraya yatırmış.